Kızdan da bebekten de haberim yok beyoğlu. Bilsem niye demeyeyim? Estağfurullah, ben öyle söylemek istemedim. Bakın, bu çok hayırlı bir iş. Biz yardımcı olmak istiyoruz. Ben de yardım etmek isterim. Ama bilmiyorum. Kimdir o Kudret Fettah? Rahmetli ona niye mektup yazmış? O bebek kim? Kocanız bebeğin ismini yazmamış. En azından bir isim, bir soy isim. Hiç duymadınız mı? Yok vallahi. Yorma beni oğlum be. Acım çok taze. Madem rahmetli çocuk esirgeme kurumu demiş. Sen git oraya. Orada sor soruştur. Haklısınız. Ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaadesi. İyi günler. Fatma ablacığım, canım ablam benim. Kusura bakmadın değil mi, cenazeye gelemedim. Yok kızım yok, olur mu öyle şey? Başın sağ olsun Fatma abla. Mehmet abi çok iyi bir adamdı, nur içinde yatsın. Sevim, kızım ben seni başka bir şey için aradım. Başımız dertte. Hayırdır, ne oldu? Bir adam geldi. Kudret Fettah'ın avukatıymış. Fatma abla, ne diyorsun sen? Hiç sorma kızım. Mehmet ölmeden önce bir mektup yazmış. Kudret Fettah'a. Bebekten bahsetmiş. Ay Sevim, çok korkuyorum. Başımıza bir iş gelmesin. Sevim, orada mısın kızım? Duyuyorum, duyuyorum Fatma ablacığım. Bak Mehmet abi o geceden sonra hiçbir şeye karışmadı, tamam mı? Kızın adını bile bilmiyordu. Onlar da bilmiyorlarmış. Avukat bana durdu durdu kızın adını sordu. Korkma. Korkmana gerek yok, tamam mı? Sen ağzını sıkı tut, ben seni arayacağım. Tamam kızım, tamam. Doğumdan hemen sonra kızımızın kalbi durmuş. Bebeğin durumu... Çek işini. Bakma öyle, yapamıyorsan yaptır birine. Karaçamlar'dan gelen biri var mı? Almıyorum içeri. Sadık'ı hemen İstanbul'a yollayın. Sonra da bırak gelip alsınlar cenazelerini. Kızınız? Benim için zaten ölmüştü. Madem böyle yan yana yatıyorlar, o artık Karaçamlar'ın cenazesi. Gelip alsınlar cenazelerini. Sevin, ne oldu? Sen ne yapıyorsun burada? Yoksa yakınım mıydı?